Arkadaşlar 8. sorudayız. Bir başka TYT sınavının çözümünde. Hangileri doğrudur diye sormuştu. 1. Fosforun sembolü evet. Ag gümüşün sembolü evet. Hg civanın sembolü evet. Kobaltın sembolü Co. Bakır Cu arkadaşlar. Bu yanlış. 1, 2, 3 olmasını bekliyoruz. Şimdi orada grafik vardı bir tane 9. soruda arkadaşlar. A artı 2. Y, Z, T, X, Y, Z, T şeklinde. X ve Y aynı elementin izotop atomlarıdır. X ve Y farklı proton sayılarındadır. İzotop değillerdir. Y ve Z'nin element atomlarının çekirdeklerinde yüksüz tanecik sayılar eşittir. Y ve Z element atomlarının bakalım proton sayıları Y ve Z'nin aynı. Yüksüz taneciklerinin diyor. Nötrondan bahsediyor. Bilebilir miyiz nötronu? Bakalım. A1 ve B. Yanlış arkadaşlar. Biri A iken diğeri A artı 1. Z ve T element atomlarının kütle numaraları eşittir. Z ve T toplasanız A artı 1. A artı 1. Z için yazıyorum. A artı 2 değil mi? 2 A artı 2 değil mi Z için? Proton artı nötron. T'ye bakalım. Kütle numaralarında T'de şöyle bir şey var. A burası. A artı 2 burası. Toplam 2 A artı 2 oldu. Yine kütleler eşit çıktı. Burasının doğru olması lazım. Var mı sıkıntı gençler? 9 Bursa. 10. soru bir şekil sorusu arkadaşlar. Hangisi yanlıştır diye bana soruluyor. Şimdi O2 moleküllerin atomlar arası apolar, evet ikiz kardeşler arası apolardır arkadaşlar. CS2 molekülünün tamamı apolardır. Nereden biliyoruz hocam? Merkez atom eşleşmemiş elektron çifti var mı? Yok. Farklı bağlanan var mı? S dışında yok. Merkez atomda eşleşmemiş elektron çifti yok. S dışında biri bağlanmış mı? Yok. Bu apolar NH3 üstte elektron çifti kalmış merkez atomda. O yüzden polar olacak molekül. Bu da doğru bir cümle. KCl bileşiği oda koşullarında örgü yapılır. Evet, iyonik katılar örgü yapılır. Kristal örgüye sahiptir. KCl bir bilgi sorusu. Artı eksisinden anladım iyonik olduğunu. NH3 molekülünde azot ve hidrojen atomları oktete ulaşmıştır. Azot ulaşabilir. Azotun etrafındakileri sayarsanız 8'i bulursunuz. Acık hidrojenin etrafındakileri sayarsanız 2'yi bulursunuz. Çok yapılan bir tuzaktır. Düşmeyin. Yine de kontrol edelim. O2 ve CS2 moleküllerinin arasında yoğun fazla London kuvvetleri vardır. Apolar moleküllerde London kuvvetleri vardır arkadaşlar. Doğru. Bir takip sorusuyla birlikteyiz. 78 derecede kaynamaya başlayan bir maddemiz var. X maddesi. Sıvı haldeyken başlatıyoruz ve 60 dereceden başlatıyoruz ısıtma işlemini. 30 dakika sonra 80 dereceye geliyoruz. Dikkat ediyorsanız 78 derecenin üstünde bir yerde buluşuyoruz. Yani bir hal değişim çizgisi göreceğiz. A şıkkını eledim. E şıkkında sürekli hal değişim çizgisi var. Bu da olmaz. 60'tan başlayıp 78'e gelmedik. Bu da yanlış. Şimdi bakalım nereden başlayacağız. 60'tan başlamışlar doğru. 60'tan başlayıp 78. dakikaya gelmek de 78. dereceye gelmek de mantıklı ama bunu 30 dakikayı şurada olarak yapsa daha iyi olurdu. Erkenden 30'a gelmek 80'i görmemek demektir. 30 dakikada 60'tan 78'e gelmişiz. 78'den 80'e birazcık çıkmışız. Cevap burada. Hocam bu niye değil? 30 burada kalmış. 80'i görmemişiz. O yüzden bu da yanlış olacak arkadaşlar. 12. soruda 300 gram su, 50 gram şeker, 120 gram su, 30 gram şeker. Madde artı sıvı eşittir. Çözelti yapabiliriz rahatlıkla. 120 suyumuz var. 300 de buradan su geliyor. 50 şekerimiz var. 300'ün karşısında 30 şekerimiz var burada. Toplam şeker 80. Toplam su 420. 500 toplam çözeltimiz oluyor mu arkadaşlar? 500'de 80 ise yüzde kaçtır dediğimizde yüzdeyi buluruz değil mi arkadaşlar? 5'te 1 değil mi? 5'te 1 bulacağız. 16. NaOH çözeltisinin saf suda çözülmesiyle, daha doğrusu katısının saf suda çözülmesiyle ilgili oluşan 25 derecelik çözeltiyle ilgili konuşacak olursak pH değeri 7'den büyüktür. Evet, bazikleri 7'den büyüktür. Doğru. Biz doğrudur arıyoruz. Elektrik akımı iletmez. Hayır, iyonlar vardır. Elektrik akımı iletecektir. Asitler ve bazlar iyonlaşırlar ve elektrik akımı iletirler. Kırmızı turnusol mavi yapmak baza özgü bir harekettir. Bu da doğru. 1 ve 3 cevaptır arkadaşlar. 14. sorudayız arkadaşlar. Kireç kaymağı mikrop öldürücü olarak kullanılır. Ağaçlara falan süreriz ve işte mikrobu bazı şeyleri uzak tutar. Öldürücüdür. Tehlikelidir de oldukça. Baziktir. Kuvvetli baziktir. Doğru. Deterjan doğada kolaylıkla parçalansa hayatımız çok daha güzel olabilirdi. Ancak öyle değil. Zor parçalandığı için, suda kalıntı bıraktığı için problem çıkaracaktır. Çamaşır suyunun etken maddesi budur. Doğru. Vinil klorürün monomerlerinin polimerleşmesiyle oluşur. Evet, vinil klorür kelimesinin poli almasından da anlamanızı bekliyorum. Katı sabun içerisinde sodyum vardır. Sıvı sabunda ne vardı hocam geliyorsa? O da potasyum K vardır. Arap sabunu dediğimiz sıvı sabundur o da. Bu da doğru. Cevap bursa olacak arkadaşlar. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.